Selam arkadaşlar, ben Salih. Bu güzel arkadaşlar. PES 2021 Mobile oynuyorum. Şurada Dumfries. Trap. Şimdi yine diye bir okumun yanına gittim. Şurada da mı? Mayo'a alalım. Koşu ya. Süleyi alıyorum, buraya koyuyorum. Şimdi. Tamam. Maça diyorum. Ve bakalım, evimizde olmamız lazım. Bayern Münih. Yok artık. Beşiktaş Bayern Münih arkadaşlar, biliyorsunuz Beşiktaş'ı seçmiştik. Bakalım ne yapacağız. Bayern Münih bizden yani... Bayağı minik bizden iyi arkadaşlar şu an. Ne yapacağız bakalım. Beşiktaş Bayern Münih Vodafone Arena. Anlatım ben yapıyorum arkadaşlar. Ronaldo'nun uşuyla maç başladı. Şimdi Granville. Verdi pasını Castellini'ye. Şimdi Castellini'ye. Çizginin üzerinden çok güzel topu sürdü. Verdi pasını. Cristiano Ronaldo. Ronaldo şut ve gol. Beşiktaş 1-0 önde Bayern Münih karşısında. Günün golleri. 8 numaralı. 7 numara olması bekleniyordu. Ama Salih Hoca onu 8 numara koydu. Çünkü forma numaralarını değiştirmeyi bilmiyordu. Onu 8'e koydu. Şuradan güzel bir ara pas. Ve şöyle topu 90'a çakıyor. Tekrar tekrar izledik. Ve şimdi Loco'nun vuruşuyla maç başlıyor. Barella. Şimdi bassana. Parada. Thomas Müller. Kevin'de durun. Lukaku. İnsanın alması lazım. Thomas Müller. 1-1 Thomas Müller. Tekrar tekrar izlemiyoruz. Çünkü Beşiktaş gol yedi. Evet, şimdi pas Granville. Bir tane kaç. Beşiktaş'ın da hemen atması lazım bir tane daha. Kastaladı mı? Ara pası Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo şuuu. Bu iki. Direkt olarak Beşiktaş'tan ikinci cevap geliyor. 2-1. İlk 15 dakika çok tempolu bir maç olacak. 2-1 oldu. Hadi Beşiktaş, duran Beşiktaş. Lukaku'nun vuruşuyla başlıyor yeniden. Barella. Pavada. Thomas Müller. Şimdi Castellini. Sahne o ne? Sahnone'de pasını verdi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo şimdi şuuuut. Barcelona. Bayern Münih yıkılıyor. 3-1. İşte bu. Orada çok güzel bir top kapış. Ve topun 3. gol ağlara gitmesi. Dakika 17'den hat-trick yaptı Ronaldo. Şimdi Thomas Müller. Kevin de bulun. Eriksson aldı topu. Verdi pasını Hetic. Hetic de ağ pasını attı Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo. Şunu da yazdı Ronaldo. İşte bu. 4 geldi lan. 4-1. Beşiktaş coşuyor. Dakika 23. Skor 4-1. Oy ama oy. Nasıl bir maç. Nasıl bir tempolu maç. Beşiktaş iyice rahatladı. Bence Bayern Münih karşısında. Artık Bayern Münih çeviremeyebilir. Şimdi Andrei Bikson'a bu topu. Şimdi Hetic. Verdi pasını Granville. Granville'de verdiği Castellini. Castellini topu sürüyor.
Ara pası. Sahne o ne kopartamadı topu. Şimdi hoca gönderiyor. Kasteledi ne? Topu kopart oğlum orada. Bir tane kağıt alamadı. Kevin de bürün şimdi. Şimdi sahne onu aldı, verdi pasını kasteledi ne? Kasteledi ne? Ara pası Cristiano Ronaldo'ya 5 gelebilir mi? Haydi 5 gelsin Roni. Haydi 5 gelsin Roni. Hadi be. Ronaldo dışarıya. Kale vuruşu gönderiyor. Oyca. Pavada'ya verdi. Pas olarak kullandılar. Şimdi Pavada. Kevin De Bruyne. Sahne bu ne? Gibemedi abi ya. Şimdi öyle bir yere pas attılar ki. Bir tane kağıt. Süle bir şeyler alın o topu. Dışarı çıktı. Ve şimdi kale vuruş. Trap gönderiyor. Skor 4-1 hala. Cristiano Ronaldo. Bir orza. Petic. Kanattan geliyor. Beşiktaş. Şimdi Sahne 5-1. 5 oldu maç. İlk yarıdan 5-1. Tek tarihinde kurulmuş bir rekor. İlk yarıdan 5-1. Futbol tarihinde kırılmış bir rekor geliyor Beşiktaş'tan. Bunu gerçek hayatta bir kere yapmışlar. Bir kere de peste oluyor. Bizim bildiğimiz 0 kereydi ve bir kere peste oluyor. Öyle bir maç. Öyle bir zorlu maç. Ve devralası Beşiktaş 5. Bayern Münih 1. Bayern Münih köşe uçları falan. İsabetli pas %95 Beşiktaş'ta. Bayern Münih'te %93. Ortalar 0-0. Top kesme 2-1. Top çalmalar 2-0. Kurtarış 0-0. Bak 6 tane şutumuz var. 5 tanesi kaleye vurmuş ve 5 tanesi de gol. Ya böyle bir şey olabilir mi? Önemli anlar diyoruz. Atan oyuncu Ronaldo asist kasteledi ne? Direkt çaktı 5'te. Geç abi. Hadi ya. Şurada Thomas Müller asist Lukaku. Thomas Müller attı onda ama. İkinci cevabımız geçikmedi. Atan oyuncu Ronaldo asist kasteledi ne yine? Ronimizin ettik golü 18'de. Asist. Gol atan önce Ronaldo asist sahne o ne? Atan önce Ronaldo asist Hetic. Tamam hadi. Atan önce sahne o ne? Asist kasteledi ne? Şurada Ronya versen belki garantilemiştim golü ama. Ronaldo 5 golün 5'i de atmazsın be abi. Ve devralası Beşiktaş 1, Bayern Beşiktaş 5, Bayern Münih 1. İkinci yarı diyoruz. Beşiktaş artık, yani Bayern Münih ne yapsa nafile olur artık. Vrani giriyor, Sorik çıkıyor Bayern Münih'te. Artık ne değişiklik yapsalar nafile. Granville ile Kevin De Bruyne. Oğlum sahne o ne? Aldı pas. Aldı. Verdi. Ya Kevin De Bruyne orada kimmiş abi? Kevin De Bruyne kim? Bayern Münih ikinci yarıya biraz sert başladı. Şimdi geliyorlar. Sofia Hernandez. Şimdi Granville yetişti topa, verdi pasını Kasteledine. Kasteledine şimdi. Kasteledine. Ara pası Ronaldo'nun önüne. 6-1 olabilir mi? Ronaldo ne olur? Ronaldo 3 topu! 6-1! Ne oldu Bayern Münih? 6-1'lik fark. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be.
Vay anne, ne oldu? Heh. Yediler mi çocuğum? İşte böyle yerler. Thomas Müller'le falan dövenemezsin oğlum bize. Kevin de bunun nafile. Sahne oynuyor Kevin de bunun. Nafile çocuğum. İşte bu. Onlar da tepiyorum var. Bizde sahne o ne var arkadaşlar? Peşinde Trap gönderiyor. Trap sende kalede çok. Yani deneyemedik Trap'ı. Çünkü kale buldurmadık adamlara. Süle al o topu. Lan Süle, lan Süle, lan Süle. Şimdi bu hani. Yalnız bayağı sert geliyorlar. Olsun. Atsalar da bir şey olmaz artık ya. İlk son. Şimdi bu Azar. Cheaper. Matheus Fernandes'i çalımlayabilirdi de. Ara pas Ronaldo'ya güzel. Ronaldo ara pasını yapamadı. Şimdi de Bruno. Barella. Lukaku. Trap. Güzel çıkardın be Trap. Şimdi ver abi sana. Şimdi ver Gorza'ya. Ver abi topu Hetic'e. Hetic. Güzel bir pas Castellini'ye. Ledin'in de ara pası Ronaldo'ya depa atamadı Ronaldo. Attırmadık daha doğrusu. Ama olsun Beşiktaş 6 Bayern Münih 1. Çok güzel bir skor Beşiktaş. Çok güzel. Devam böyle. Şimdi bir Orza Lukaku gönderiyor. Bir tane daha köşe vuruş Bayern Münih için. Fark 5. Yine Lukaku gönderiyor. Şimdi Eriksson indirdi. La gene dışarıya. Sürekli topu dışarı atıyorlar. Ve şimdi Trap gönderiyor. Trap gönderdi. Ronaldo indirdi. Verdi Granville'ye. Granville'den şimdi Ronaldo'ya. Ronaldo. Ya şunu yedi olsun. Yedi. Bitmedi. Tamam. 7-1. Çok güzel. Günün golle 6. golünü attı Ronaldo. 7-1 oluyor skor. İşte bu be. 7-1. Şimdi bunu görenler var ya, Bayern Münih'i rezil edeceğiz. Şimdi bunu YouTube'da yayınladığımız zaman arkadaşlar Bayern Münih'i rezil edeceğim. Ve maçın sonucu Beşiktaş 7, Bayern Münih 1. Topa sahip olma bizim %44, onların %56. Onların kazanması lazım. Şut kaleyi bulan 8-7, 8-6 kaleyi bulmuş. Bayağı sallamışlar ikinci yarı. Forlero side 0-0, köşe vuruşları 0-2, serbest vuruşlar 0-0, isabetli pas %91, %94, ortalar 0-1, top kesme 2-3, top çalmalar 3-1, kurtarış 4-0. Ragonen 6 şut kaleyi bulmuş. Değil mi? Önemli anlar diyelim. Ronaldo asist Castellini'ne. Direkt şurada 5'te çakmamız bol gol olacağı anlamına geliyor. Bol gol oldu gerçekten. 7 tane daha gol oldu. Atan oyuncu Ronaldo asist Castellini'ne. Çaktı. Hadi be. Geç. Atan oyuncu Ronaldo asist etti. Bu arada onların attığı golü göstermedi. Yoksa geçtik mi acaba? Şurada 3-1 olmuştu. Atan oyuncu sahne önünden asist gösterdi ne? Şurada kaç bir oldu? 4-1 oldu değil mi? Doğru. Burada 5-1 oldu. Atan oyuncu Ronaldo asist gösterdi ne? Dakika 60'da. Şu füzeyi gönderdik 60'da. 6-1. Atan oyuncu Ronaldo asist Granville.
Ve şu 7. füzemiz. Bakalım. Hiç. Onların gollerini görmedik nedense. Görmüyoruz onların gollerini zaten. 7-1. Çok güzel. Top kazanma bölgelerimiz. Beşiktaş Bayern Münih oraları genelde top kazanıyormuş. Hücum bölgeleri bak. %52 ortadan gelmişiz. Onlar %53 ortadan gelmiş. %1 kanattan gelmişler. Aslında ben daha çok sol kanattan gelmedim mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Daha çok sol kanattan geldim gibi sanki. Ve artık takım ruhumuz bayağı artmıştı herhalde. İleri. Herhalde artmıştı bayağı. 58'den 60 oluyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi maç geçmişimi bir göstereyim sana size arkadaşlar. İlk maçımız derbiydi arkadaşlar. Beşiktaş 2 Trabzonspor 0. Manchester B 1 Beşiktaş 1. Beşiktaş 3 1. Barcelona 1 Beşiktaş 3. Bu da 1-0 ilk yarı yenik tamamlamıştım ama bu ev tarafına geçince 3 tane çaktım Barcelona'ya. Ve maç günü 5 Beşiktaş 7 Bayern Münih 1. İşte budur abi ya. Budur ya. Vodafone herhalde ne oluyor? Demeyeceğim. Uğur diye bir şey yok çünkü bizde. 24 yaş altı. Şöyle anlaş bakalım. Kim gelecek 24 yaş altı? Çöp ya çöp. Çöp arkadaşlar. Vallahi billahi çöp. Kim geldi abi? Martínez. Ya şöyle güzel bir oyuncu çıkar Avrupa'dan ya. Mbappe gibi, Neymar gibi gelsin. Nerede? Ben anlamayacak bir ödev. Gelen kutusunda. Bakalım. Kulüpimiz. Başarılar. Bir günde ondan önce 500 GP. Tamamen başarılar. 20'ye 20. Allah be Allah. Kariyer goller. 16-20 tane gol atmamız gerekiyormuş. Önden hangi normal temsilciden? Normal temsilciden kaleci almıştık. Maç sayısı klasmanda 5'e 5. Al abi. 5'e 10. Maç sayısı sim. Takım gücü. Alalım. Müzade tekliflerimiz. Oyuncu antrenmanı al. Nadirlik altın. Al abi. Nadirlik siyah. Al abi. Bölge Avrupa. Al abi. Bölge Amerika. Şimdi bunlardan bir tane daha şey açabilirim arkadaşlar. Açacağım hatta. Sözleşme diyelim. Temsilci diyelim. Özelleyeceğiz. Şu Lionel Messi'yi açalım bakalım. Fransa'ya gidiyor genelde. Ama Messi İspanya'da abi. Ne be gidecek? Bak bak bak. İngiltere'ye gitti mi? Kevin De Bruyne ya da Kante istiyorum abi. Kevin De Bruyne. Ne olursun.
Trende bölüm yüzünü bilmiyorum ama. Ya da kante. Herkes de olabilir. Evrenizin bilmem neresi şimdi ya. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Evet, kanalıma abone olun arkadaşlar. Like atın. Ve yorum yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.